sonradan voleybol gurmesi. Sonunda, nasılsın? Sonunda beraberiz. Peki hala sonradan gurme misin yoksa bir tık artık ilerleme oldu mu? Yani gurmeliğe doğru gidiyoruz yani. Bunu MasterChef yarışması gibi düşün. Şu an önerilemelere geçtik. Gurmelik, gurmeliğe doğru. Ne zaman kaşık atılırsa o zaman gurme oluyoruz. Kaşık sende bu arada. Kaşık bende. Bunu düşüneceğim. Sezon sonu atabilirim. İyi bakalım, tamam. Evet sevgili Serkan, bu hafta yine çok güzel bir akış hazırlamışsın bizlere. Evet. Haftanın yine viral videoları voleybolla ilgili tabii ki. Şimdi bu hafta çok önemliydi. Sultanlar Ligi'nin 40. yılı kutlandı. Bu geceye milli voleybolcular katıldı ve benim çok sevdiğim Mahmut Orhan'ın... Çok mu seviyorsun? Aa, ben çok seviyorum Mahmut Orhan'ı. Mahmut Orhan'la birlikte DJ kabinine çıktılar. İzleyelim mi bir videoyu? Tamam, açayım hemen. Mahmut Orhan'la ilgili bir şey anlatacağım sana. Bu arada 2 saat durmaksızın başındaydı gerçekten. Mahmut Orhan mı? Evet. Yani bir 10 gibi çıktı, 12'ye doğru artık bitti yani adam. Hani benden müsaade dedi. Millet alkış kıyamet hani indirdi onu. Şöyle şimdi gece çok güzeldi zaten. Esma Sultan'la düzenlendi. Hı hı. İstanbul'da yer alan voleybolcular ağırlıklı olarak geldi. Bu Sultanlar Ligi'nin 40. yılı kutlandı sonuçta. Herkes çok şıktı. Belki görmüşsündür. Bütün davetliler çok şık olarak geldiler. Oyuncular da geldi. Hı hı. Ben tabii hemen Behzat Uygur'un yanına koştum. Zaten küçüklüğümden beri hayran olduğum bir isimdi. Sen ne giymiştin? Senin de kıyafetine bakalım. Sana da bir yorum yapalım. Ben gömlek, üstüne gri ceket, güzel bir pantolon, kumaş pantolon. Bir de bot tarzı bir ayakkabı giydim. Güzeldi yani, benim kreasyonum güzeldi. Ben güzel. De özendim. Çok iyiydi. Herkes zaten presentable bir giymiş gelmişti. Geceye Ali Koç da katıldı. Hı hı. Ondan sonra başkan sadece o vardı. Başkan düzeyinde hani voleybol şube başkanları geldi. Norm Ender vardı. Parla şarkısını söyledi yine. Hı hı. Şey vardı, MB orkestrası vardı. Sonra Mahmut Orhan çıktı. Mahmut Orhan tek çıktı tabii ki. Ön tarafta voleybolcular eğlendi. Hande Baladın'ı duydum ben. Bu adam müthiş diye. Çünkü çok iyi çalıyordu gerçekten. O DJ'liği yaptı. Milli takım çıktı bir ara. Ondan sonra son bölümde de Hande Baladın tek kaldı. DJ'lik yapmak onun hayalleri arasında zaten. Hı hı. Tek kaldı. Şöyle bir tuşlara basayım derken yanlışlıkla kapattı. Müzik bir anda sustu. Ne oldu ya falan, böyle kaldı yani. Sonra Mahmut dedi ki yani böyle sen yanlış tuşa bastın. Sonra düzelttiler falan, devam etti. Sonra da indi zaten sahneden. Hı hı. Bir videomuz daha vardı yine bununla ilgili. Bakalım. Santarelli'yi çağırdılar. Kızlar çıktı. Santarelli orada oynuyordu, gördüm zaten. Aha. Sonra gel yaptı. Yok almayayım falan oldu. Sonra biraz daha ısrar edince çıktı. Kulaklığı verdiler direkt zaten ona. Ya inanılmaz eğlenceli bir adam gerçekten. Çok tatlıydı. Sen de eğlendin mi o gecede? Ben de eğlendim tabii. Hem iş yaptım bir yerde, görüntüleri çektim. Bir yerde de performansları da izlemiş oldum. Senin için de unutulmaz bir gece. Tabii unutulmaz bir geceydi ya. Gecelerin güzeldi. Arasına girmiştir. Santarelli de şöyle oldu. Sahneye çıktı. Aa güzelmiş ya falan. Bayağı bir kaldı. Sonra ayrıldı. Güzel geceydi yani. Peki. O zaman bir sonraki videomuza geçiyoruz. Şimdi Vargas konusunda bazı gelişmeler oldu. Antrenmanlarda topla çalışmaya başlamış. Fenerbahçe ile ilgili bir durum da var, evet, galiba. Resim olarak geldi. Uzun zamandır zaten bekleniyordu Vargas'ın dönüşü. Çok sakatlık süreci uzadı, iyileşme sürecinde rehabilite süreci vardı. Orada omuz sakatlığından çok çekti zaten. Onu güçlendirmek için doktorlarla çalıştı. Bir ara İsviçre'ye gitti. Orada Nadal'ın doktoru var. Özel onunla bir çalıştı. Sonra tekrar Çin'e gitti. Şu anda toplu antrenmanlara başladı. Şimdi şöyle bir durum var Vargas'la ilgili. Vargas Çin ekibiyle 3 senelik anlaşma imzaladı. 3 sene boyunca
Vargas Tianjin'in oyuncusu. Çin Ligi devre arası, yani bizim devre aramızda onların ligi bitiyor. Yani Ocak sonunda bitiyor. Hı-hı. Şimdi şöyle sezon başında dedik ki Fenerbahçe gelecek mi gelmeyecek mi? Şu an tarih kaç? 23 Ocak. Fenerbahçe gelme ihtimali var. 10 gün içinde belli olur. Hı-hı. Yani şu an sakatlık durumu var. Nasıl tepki verir? Hani iyileşme süreci nasıl olur? Çünkü Fenerbahçe'de çok iyi giden bir Magdalena Stishiak var. Yani onun yerini geçebilir mi? Şu an risk edilmemesi de isteniyor. Çünkü olimpiyatlar da var. Evet. Ama yabancı kaynaklardan alınan bilgiye göre Fenerbahçe istiyor gelmesini. Hı hı. Bakalım yani kritik bir haftaya girdik Vargas için. Fenerbahçe'ye dönme ihtimali var. Vallahi Türkiye'ye gelirse çok iyi olur. Evet, hepimiz için. Hepimiz çok gerçekten severek, beğenerek izlediğimiz bir oyuncu. Mutlu oluruz. Tabii sağlıklı olsun önce. Evet, şimdi Ocak ayı ünlü voleybolcuların doğduğu bir ay. Bizim zaten programımızın vazgeçilmezi sevgili Ebrar. Ebrar Karakurt için de Rusya'da kostümlü bir parti düzenlenmiş. İzleyelim bir bakalım. Buyur. Şimdi videosu var ama fotoğraflı vereyim diyorum. Aha. Fotoğrafta herkes zaten bir kahraman, süper kahramanlardan bir tanesi oldu. Ebra süper kahraman olmadı, Joker olmuş da. Güzel yani, bayağı makyaj uğraşmış. Saçları yeşile boyamış, yüzü bembeyaz. Konsept de çok güzeldi. Herkes bir kıyafet seçmiş, öyle gelmişti. Onun için de unutulmaz bir geceydi gerçekten. Hikayelerinde falan da paylaştı. Yakın arkadaşı var takımdan. O da, neydi bu kızın adı ya? Taklit ettiği kızın adı neydi? Margaret Robbie'nin oynadığı filmin adı neydi? Squid Game miydi? Hayley miydi? Neydi? Kolpaçino. Kutsal damacan. Oğlum, aklımıza gelmedi. Ya yorumlarda yazarsanız aklımıza gelmedi. O da çok güzel bir kıyafetle zaten kombinlemiş kendini. Diğer takımdakiler de getirmiş. Bir tanesi Wednesday olmuş. Netflix'in ünlü yapımlarından. Hı-hı. Bakıyorum başka var mı tanıdığım böyle. Yani Ebrar çok eğlenmiş belli. Bu arada pastası Beşiktaş. Yani nereden akıl ettiler bilmiyorum. Bu Türkiye'den mi söylediler ama arkadaşları Beşiktaş logolu bir pasta hazırlamış. Çok koyu bir Beşiktaş'tı zaten. Evet, orada mutlaka bence bahsetmiştir Beşiktaş sevgisinden yani, falan. Ocak ayı dedik yani ünlü sporcu. Ben voleybolculardan hatırladığım kadarıyla Elif Şahin de doğdu. Hı hı. Sarah Van Halen, Bahar Akbay, Arina Fedorotseva. Erdem çok sever. Evet, Erdem doğdu. Arina'yı çok sever, evet. Fenerbahçeliler seviyor zaten Arina'yı. Hepsinin doğum günüydü Ocak ayında. Vallahi Ocak ayı Ocak ayındaki burç neydi? Oğlak'tı değil mi? Evet. Oğlak başarılı, disiplinli sporcuların yetiştiği bir ay diyelim. Evet. Çünkü ben de Ocak ayında doğumluyum. Hemen ben dedim ya şimdi kendine bir şey söyleyecek diye tamam yani. Peki, o zaman hepinizin doğum günü kutlu olsun diyorum efendim. Ocak ayı. Evet, şimdi Galatasaray taraftarı Vakıfbank maçına çok büyük bir ilgi gösterdi. İlkin Aydın'dan takımı tribüne getirmesi istendi maç sonunda hatta. Bir o videoyu izleyelim. Yani Vakıfbank'a yenildiler. Ya yani zaten çok büyük bir sürpriz değil aslında Galatasaray'ın yenilmesi. Hı hı. Bu maça gittim, ben oradaydım. Girerken zaten çok büyük bir kuyruk vardı, çok büyük ilgisi vardı taraftarın maça. Maç öncesinde de çağırdılar takımı tribüne. Ya biraz aslında şöyle bir sıkıntı var, onu da es geçmeden söyleyeyim Galatasaray taraftarına. Şimdi voleybolda oyuncular genelde çağrılmıyor tribüne. Hı hı. Çünkü onların ısınması lazım. Kısa bir süreleri var zaten. Topla alıştırması var. Kendi esnemeleri var. Şimdi o arada onu bölüp çağırınca bölünmüş oluyor. Hı hı. Yani o futbol taraftarı olarak yapıldığında sıkıntı yok da voleybolda sıkıntı oluyor bu. Ama yine de güzel ya. Maç sonunda çağırmaları güzel oldu. Yenilmelerine rağmen. Galatasaray taraftarın beklentisi çok
takımından, özellikle gelecek sezon için. Çünkü bu sezon böyle bir ortalama gittiler. Biz Erdem'le yönetici Mehmet Cibara'yla da röportaj yaptık. O da gelecek takım gümbür gümbür kurulacak bir takımdan da bahsetti. Hı hı. En az dedi 2 milli oyuncuyu takıma dahil edeceğiz. Milli takım havuzunda bulunan en az 2 oyuncu, 3 de olabilir. Hı hı hı. Dahil edeceklerini söylediler. Çalışmaları var. Taraftar da bekliyor iyi bir kadro kurulmasını. Zaten taraftarın tribünleri doldurmasından da anlaşılıyor. Belli bir sinerji oluştu. Galatasaray vakıf öncesinde 6-6 yapmıştı. Vakıfa yenildiler ama ben galibiyet serilerini devam ettireceklerini düşünüyorum açıkçası. Hı-hı. İlkine de özellikle çok büyük bir sevgi vardı. Yeni imza attı. Takımı ilkin üzerinden çağırdılar. İlkin takımı tribüne getir diye söylemde bulundular. Bakalım Galatasaray'ın durumuna ilerleyen süreçte. Aynen öyle. Bakacağız, takip edeceğiz bizler de. Şimdi Vakıf Bank'tan sıradaki videomuza bakıyoruz. Bahar Akbay ve Sarafan Alen. Doğru söylüyorum. Doğru söyledin. Wow. Nereli o sence? Hollanda. Hollanda doğru. Bu oyuncuların doğum günü kutlandı. Bayağı da komik anlar oldu zannediyorum orada. Bir izleyelim istersen. Zehra biraz büyük kesti pastaları. Benim de hiçbir zaman başaramadığım şey. Zehra hareket. Bundan sonra Karataş'ı bir anda böyle şey oldu. Tribünden, hoparlörden bir ses geldi, tamam mı? Anlamadık falan. Sonra bir baktım Karataş'ın sesi, sonra bıraktı mikrofonu. Aha. Sonra tekrardan aldı. Happy Birthday diye tekrardan kutlama müziği de müziği yaptı. Renkli iyiydi yani görüntüler Vakıf Bank'ta. Sen güzel hem galibiyet, videolar çektin orada. Ya valla artık izleyicilerimiz, taraftarlar iyi videolar görsün diye yanlarına kadar gittim, çektim. Evet, evet çok güzel görüntüler. Hiçbir şeyi kaçırmamaya çalıştım herkes için. Hı-hı. Çok güzel videolar çıktı yani. Eline sağlık. Evet, son videomuz Fenerbahçe Aksaray deplasmanına gitti. Aynen. Kuzey Boru'yla. Tuncay abimizin çok sevdiği bir yerdir. Kuzey Boru'yla karşılaştılar. Eda Erdem'le. Ama İstanbul Aksaray mı, Türkiye Aksaray mı? Tuncay abi hangisini seviyor? İstanbul Aksaray'ı. Ya, o zaman farklı bu. Evet ama Aksaray. Ama Aksaray o doğup büyüdüğü yer. Orada mı doğdu bilmiyorum da büyüdüğü yer oraya yakın olduğu için orayı çok seviyor. Erdem daha iyi bilir, o da seviyordu orayı. Erdem de Aksaraylı. Orada ne lisesi vardı Erdem? Pertemiyal mi? Yok yok. Böyle çok oyuncunun çıktı. Vefa. Derya. Yok. Aksaray'a yakın bir yerden. İşte Arda Turan, Derya Çayırgan, bir sürü Neslihan Demir falan bir sürü oyuncunun çıktı. Şehremini Lisesi. Şehremini Lisesi. Ya onu bir araştırmak lazım. Şehremini Lisesi'nde okuyan inanılmaz çok şu an faal sporcu, efsane sporcu inanılmaz çok isim var yani. Orada nasıl bir eğitim veriyorlar bilmiyorum ama inanılmaz bir sporcu fabrikası olmuş zamanında. Şu an hala çıkıyor mu bilmiyorum. Evet, onu İlginç bir yer bakmak yani. Bakmak lazım aynen. Şimdi Eda Erdem'le fotoğraf çekilen bir taraftar var. Bakalım. Bakalım neler yaşanıyor. Eda'nın eline telefon veriyorlar. Telefonla selfie çekilecekken taraftarın babası arıyor. Nasıl? Çok iyi ya. Baban arıyor diyor o da. Şey hatırlıyor musun? Ali Koç da demişti. Eşim arıyor demişti değil mi? O kendi toplantısında söyledi. Bir de şey vardı. Bir taraftar öğrenciydi zannedersem. Ali Koç da selfie çektirirken öğretmeni arıyordu. Hocan arıyor diye ona vermişti. Evet. Bu da aynısı olmuş. Ya inanılmaz güzel bir video olmuş herkes için. Zaten keyifli yani. Eda da galibiyet sonrasında keyifli, galibiyet sonrasında bildiğim kadarıyla çok keyifli bir ortam olmuş orada. Evet, sevgili Serkan. Evet, sevgili Nergis. Evet, bu hafta videolarımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz sana. Yine bize çok güzel, çok keyifli bir program hazırlamışsın. Ellerine sağlık. Ayrıca çektiğim videolar için de ellerine sağlık. Devamı gelecek inşallah. İnşallah. Voleybolun takipçisi olacağız.
Gurmesi olacağız. Evet, gurmesi olacaksın. Sezon sonunda senin kaşığını, topunu keseceğim. Topumu kesme. Top, lütfen. Hayır, ben bunu çok seviyorum. Kesme. Ama kaşığı atabilirsin. Tamam, o zaman sana bir şey atacağım yani sezon sonunda. Tamam, ben yine izleyicilere de söyleyeyim, bizi izleyenlere. Yorumlarda merak ettiğiniz, daha doğrusu bizim izleyip yorumlamamızı istediğiniz videolar varsa lütfen alt tarafa yazın. Kaçırdığımız videolar oluyor. Telif hakkı yoksa zaten her türlü izleyip yorumluyoruz. Görmek istediğiniz bir video varsa yazın. Eleştirileriniz, övgüleriniz, özellikle övgüleriniz varsa lütfen yorumlarda yazınız. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Lütfen bizimle kalın. Efendim diyorum. Teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.